Maç Televizyonu'ndan merhabalar. Olimpiyata Doğru programıyla karşınızdayız. Her gün gerçekten başarıdan başarıya koşan gençlerimizi, antrenörlerimizi, yöneticilerimizi burada ağırlamaktan çok büyük gurur duyuyoruz. Paris Olimpiyatlarına çok az bir zaman kaldı. Heyecanımız en üst seviyelerde, sizin de tahmin ettiğiniz gibi. Bugün tabii ki konuklarımızın arasında genç yaşta altın madalya koleksiyoncusu olmaya resmen ant geçmiş, söz vermiş bir isim Kuzey Tunçerli bizlerle birlikte. Onun çok değerli hocası Aykut Çelik daha önce programımıza konuk olmuştu ama bugün onu daha yakından tanımanıza yardımcı olacak sorularım olacak. Bakalım Aykut hocamızı konuşturabilecek miyiz? Ve tabii ki yüzme şubemizin sorumlusu Sayın Orel Oral da bugün bizlerle birlikte. Orel hocam sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, ilk sözü Aykut hocama vermek istiyorum. Yaklaşık 2 sene olacak sizinle bu stüdyolarda bir araya gelmemizden. Kuzey o zamanlar daha gençti, hala genç bir sporcu. Daha biz Kuzey'i yeni yeni tanımaya başlıyorduk. O da kendini yeni yeni tanıyordu, belki de bize tanıtıyordu. Ama gerçekten her geçen gün başarıdan başarıya koşarak artık adını sadece Türkiye'de değil, Türkiye'nin sınırları dışına da taşımış bir sporcu oldu. Paris'te ondan çok şey bekliyoruz. İlk olarak ben hocam, bu kadar güzel, başarılı, gencecik, pırıl pırıl bir arkadaşımızı yetiştirmek, ona emek vermek ve emeklerinizin karşılığında size nasıl hissettiğinizi sormak istiyorum. Vallahi şunu söyleyeyim, müthiş bir duygu tabii bu. Kendi bünyenizden yetiştirdiğiniz bir sporcunun işte dünya rekoruna imza atması ve orada dünya rekorunda işte Orel'de tanık oldu, beraberdik, aynı yanındaydık. Avrupa'nın bütün ülkeleri son 400 metrede bize hepsi destek verdi. Yani Yunanistan yanımızdaydı, onlar da desteklediler bizi. Bu tabii böyle bir salonun coşkusunu almak, salonun desteğini almak ayrı mutluluk veriyor. Bu da sizin kendi sporcunuzda keyfiniz iki kata çıkıyor. Hocam siz tabii ki aslında hem yüzme camiası belki de bizim şube, sizi tanıyanlar çok yakından biliyorlar. Çok mütevazı bir yapınız var. Çok başarılı gençler yetiştiriyorsunuz, inanılmaz emekler veriyorsunuz. Biz daha önce böyle tabii ki program dışında konuşmuştuk. Ailenize ayıramadığınız vaktin çok çok fazlasını sporcularınıza ayırıyorsunuz. Evet. Ne kadar aslında böyle vizyoner bir spor adamı olduğunuzu da ben bir kez daha burada göstermek istiyorum. Belgrad'daki başarının ardından görüntülü olarak Fenerbahçe Televizyonu haber bültenine bağlanmıştınız ve orada gerçek derecesinin Kuzey'in 14.40-14.42 arası olduğunu söylemiştiniz. Ve daha sonra Kuzey'in bu başarının altına indiğini biz hep birlikte gördük ama belki hatırlayamayanlar, belki izleyemeyenler için ben bir kez daha bu ekranlardan Belgrad'daki yarışın ardından, Kuzey'in ve Aykut Hoca'nın başarısının ardından yaptıkları bağlantıyı ekranlara sesli olarak getirmek istiyorum. İzleyebilir miyiz? Dünkü yüzden derece yanıltmasın. Derecemizin olmadığını biz biliyoruz. Derecemiz aslında 14.40-14.42 civarında. Burayı hazırlık yapmadık biz. Yani çok yorgunuz şu anda. Yani 12 antrenmanla kampla geldik buraya. Ve burada da yarışın 800 metre yarışında bir gün kala ben antrenmanı kestim. Ve yorgunuz. Aslında Romançuk da yorgun geldi buraya. O da kamptan geldi. O anlamda buradaki dereceler olimpiyatlar için hazırlık olmalı. Mesela biz önümüzdeki hafta Avrupa gençlere gideceğiz. Eğer onu da alırsak erkeklerde hem gençleri hem büyükleri alan Avrupa yüzme tarihinde sanırım, çok emin değilim ama sanırım ilk olacağız. Evet hocam, Kuzey kaç yüzüyor bu bağlantının ardından Avrupa gençlerde? 14.41 yüzdük. 14.41.86'ydı zannedersem. 14.41.86 yüzdük. Bunu biliyordum ben, o seviyede olduğunu. Şimdi de ne olacağını da biliyorum aslında. Ama bunu yansıtmak, yani Kuzey'i iyi tanıyan birisi. Hı hı. Onun nabızından, heart rate'inden, kulaç sesine kadar derecesini iyi tahmin eden birisiyim. Orada aslında şey değildi, o günkü yarış, Belgrad'daki yarış farklı bir strateji yarışıydı. Hı hı. Çünkü bir dev, bir Romançuk'la yarışıyorduk. Müthiş bir tecrübeydi. Burası daha bizim hakimimizde olan, bizi zorlamayan, her şeyimizde bizim yöneteceğimiz bir yarıştı. Burada yansıttık şeyi, dereceyi.
Peki Kuzey, sana sormak istiyorum. Seni senden daha iyi tanıyan bir antrenörle çalışmak nasıl hissettiriyor sana? Ne söyleyeceksin? İnanılmaz bir duygu. Gerçekten kendime güvenimi ilk başta çok arttırıyor. Ardından da yapabileceğimi inandırıyor. İyi ki Aykut hocam var. İyi ki destekçilerim var. Beni inanılmaz mutlu ediyor bu gerçekten. Orel hocam, tabii ki siz de Aykut hocayı en iyi tanıyan isimler arasında belki ilk sıralardasınız. Sizin yüzdüğünüz dönemlerde de Aykut hocayla bir arada olduğunuzu biliyoruz. Evet. Kim bilir ne anılar vardır hocam, anlatacağınız neler vardır ama Aykut hocayla ilgili neler söylersiniz? Yani Aykut hocayla ilgili Kuzey özelinde biz 2 sene önce konuşurken 14.46 idi galiba değil mi? Dünya gençler rekoru. Evet. Oradaki 2 sene önce hedef yani bu yıl nazarında söyleyelim, olimpiyat senesinde dünya gençler rekorunu kırmaktı. Onu planladılar, programladılar. Biz sadece destek vermek için elimizden geleni yaptık. Ama onun haricinde tabii Aykut Hoca ile benim yüzdüğüm, yani Aykut Hoca'yı ben 90'lı yıllardan itibaren tanıyorum. 2000'li yıllardan sonra da gayet daha yakın tanıyorum. Benim kendi milli takım geçmişimde de yer alan bir antrenörümüz. Dolayısıyla Fenerbahçe'ye yabancı bir antrenör de değil. Benim dönemimde yüzen sporculardan kendisinin yetiştirmiş olduğu, belki kendisi bahsetmek ister. Çıkarttığı birçok başarılı sporcu var. Onlar eğitim hayatlarını, üniversite hayatlarını İstanbul'da devam ettirmek istedikleri dönemde İstanbul'a taşındıklarında Fenerbahçe ile zaten forması altında mücadele ettiler. Dolayısıyla Aykut Çelik, Yıldızlar, Kocaeli ve Fenerbahçe zaten Kuzey öncesinde de çok yakın bir birliktelik yaşayan bir ekipti. Dolayısıyla biz Aykut Hoca'yı tanıdığımız için onun söylediklerine mümkün olduğu kadar destek vermeye çalıştık ve başarılı olduk. Peki hocam, tabii ki bu başarının gelmesi öncesinde sizin aslında farklı bir eğitim hayatınız var. Sizin farklı bir kariyeriniz var. Ve şimdiki gençlerin hayatına dokunmanızın sebeplerinden bir tanesi belki geçmiş dönemlerde hayatınızda yaşadığınız bir dönüm noktası. Bir gün söz veriyorsunuz, ben herkese yüzme öğreteceğim, herkes yüzecek diye. Ve sonrasında da Kuzey gibi gençler yetiştiriyorsunuz. Aslında biraz önce Orel hocamızın da dediği gibi belki adını bilmediğimiz ne kadar çok gence dokundunuz. Öyle değil mi? Öyle bir hikayeniz var hocam. Ya tabii benim yüzme antrenörüne başlamama kararım aslında trajik bir hikaye. Benim ailemin, ben kardeşimi kaybettim. Ondan başlayan bir hikaye bu. Orada mümkün olduğu kadar birçok çocuğa yüzme öğretmekten olay performansa kaydı. Ve gerçekten çok fazla kişiye de yüzme öğrettik. Çok fazla insana dokunduk. Özellikle 1999 depremi sonrası İzmit'te 39 bin kişiyi taradık. 39 bin haneye girdik. Onların içerisinden seçtiğimiz 190 tane yıldız adayını hazırladık. Onların hemen hemen o ayakta kalanların, yüzmeye devam edenlerin, yıldız olanların çoğu Fenerbahçe formasıyla buluştu. Bunu söyleyeyim. Hocam, tabii ki birçok sporcuya dokunurken burada Kocaeli Yıldızlar'la bizim de işbirliğimiz devam ediyor. Ve öncesinde tabii ki Poyraz Spor Kulübü, yönetiminin tamamen kadınlardan kurulu olduğu bir spor kulübü. Bu da gerçekten çok önemli. Siz orada birçok yine gence dokunuyorsunuz. Birçok gencin tabii ki yüzme hayatına yol veriyorsunuz, yön veriyorsunuz. Bahsetmek ister misiniz? Şöyle, 1999 yılındaki... Benim sporcularım, 26 sporcum vefat etti depremde. Onun öncesinde işte o Poyraz Spor'da devam ediyordum bizim hayatımda ve güzeldi, babuz vardı. Hatta Orel de oraya kampa da gelmişti, Fenerbahçe oraya kampa gelmişti. İyi sporcular yetiştiriyorduk ama bir Türkiye şampiyonasından bir hafta sonra yaşanan deprem sonrası 26 sporcumuzu kaybettik. Onun adına zaten 26 melek yüzme yarışları da yapılabiliyor. Bunun için de 26 Poyraz Spor'un artık sürecinin bitmesi gerekiyordu. Yıldızlar Yüzme Kulübü'nü kurduk. Orada da kulüp başkanımız bir bayan, Afife Hanım'ın öncülüğünde bu gerçekleşti. Yıldızlar Yüzme Kulübü işte antrenör kadrosu ve kendi imece usulüyle yapmış olduğu havuzu var. Velilerin desteğiyle kurmuş bir havuz.
Antrenör kadrosu çok uzman bir antrenör kadrosuna sahip. Dehşet bir antrenör kadrosuna sahip. Çoğu eski yüzücü ve alanlarında işte biyomekanikçi, kondisyoner iyi bir uzman kadrosuna sahip. Zaten bu kadar iyi sporcuyu çıkartmasının nedeni buradan kaynaklanıyor. Hı hı. Aslında tipik bir istisnas kulübü. Anlıyorum tam hocam. Tam istisnas kulübü. İşte üst düzey üniversite gelen çocuklarda Fenerbahçe'ye yönlendiren, Fenerbahçe'ye de yüzme hayatlarını devam ettiren misyonumuz var. Başka yani söyleyeceklerim bu kadar. Aurel hocam buyurun. Kondisyonere benim ta yaş gruplarında yüzerken yani 90'lı yılların başından takım arkadaşım. Seçkin o, Soy'dan bu arada. Evet, Seçkin Soy'dan Kozey'in de kondisyoneri. Bizim Mert Ali Satır var biliyorsunuz o da ara sıra geliyor. Biliyorum. Onların kondisyoneri. Oradaki diğer çalışan sporcularımız bizim orada bir 5 kişilik ekibimiz sürekli çalışıyor. Sporcularımız. Orada başka bir Zafer Karaduman. Gene benim yüzücülük yıllarından benden yaşça küçük ama beraber takımda yüzdüğümüz kişiler. Dolayısıyla oradaki ekip de kişisel bağlantılar yani şansa da demeyelim çünkü o sporcular sporculuk dönemlerinde antrenörler şimdi. Sporculuk dönemlerinde çok başarılı sporculardı Aykut Hoca'nın dediği gibi. Tabii onların da bu ekibin parçası olması bizlerin içini rahatlatıyor. Ben mesela hiç gözüm kapalı. Acaba kondisyonlu eksik bir şey var mı? Farklı bir şey yapılması lazım mı? Başka bir ekipten çalışması gerekir mi diye hiçbir şekilde düşünmeme gerek yok. Çünkü hem arkadaşım hem biliyorum hem geçmişini biliyorum. Başarılılar. Aynı şekilde Aykut Hoca'nın dediği gibi orada güzel bir tarama belki Türkiye'de en iyi yapan kulüp Kocaeli Yıldızlar evet, diye tahmin ediyorum. Güzel fizikti. Görüyorsunuz zaten boy uzun, ince. diğer sporcular da öyle. O şekilde gidiyoruz. Milli takımlarda işte dediğim gibi Aykut Hoca'nın bir neredeyse çeyrek asır oldu. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Özellikle gençler ve büyüklerde. Çeyrek asırdır bir imzası var. Evet, bizim de o zaman çalışmalarımız Fenerbahçe ile birlikte Kocaeli Yıldızlar arasında bu işbirliği devam edecek gibi duruyor. Vallahi, yani. Yani biz her zaman isteriz tabii ki. Benim Aykut hocamız zaten koyu bir Fenerbahçeli olduğu için onun da buna tabii ki her zaman rızası var. Yani önemli olan biz mümkün olduğu kadar oradaki gençleri de destekleyelim. Çünkü Fenerbahçe'nin şey tabii ki biz İstanbul'daki başarılı sporcuları destekleyelim ama Fenerbahçe sadece bir İstanbul kulübü değil. Aslında Türkiye'nin genelinde geneline yayılmış. Şimdi son olimpiyatlarda da baktığımızda en çok sporcu gönderen 27 sporcuyla katılacağız olimpiyatlara. Bir sonra ikinci sırada gelen takım bizim yarımızdan daha az sporcu olimpiyatlara sağlayabildi. Dolayısıyla tabii Fenerbahçe bu konuda iyi sporcuların, gelecek vadeden sporcuların yanında ve yanında olması gerekiyor. Misyonu, vizyonu gereği. Ve biz bunu sağlamaya çalışıyoruz. Sağlayabildikçe de eminim işbirliği devam edecek. Evet eminim hocam. Çok daha yine başarılı sporcuları biz burada göreceğiz. Onların başarılarıyla gururlanacağız. Peki Kuzey, neredeyse biz seni her hafta konuk alacağız gibi duruyor. Yani böyle her hafta bir yarış olsa sen her hafta madalyayla bitireceksin. Hatta madalyayla değil altın madalyayla bitireceksin. Çok genç tabii ki yaşın. Herkes bunu söylüyor. Aldığın madalya sayısının giderek çoğalması inanılmaz dikkati çekmiş durumdasın. İşte yazılı basın, görsel basın, sosyal medya herkes seni paylaşıyor son dönemde. Tabii ki bu İnanılmaz bir sorumluluk, önümüzde Paris var, beklentiler çok yüksek ama sen buna eminim Aykut Hoca ile, Aurel Hoca ile birlikte inanılmaz şekilde içinde dengeliyorsundur. Evet başarılısın, bu başarıları çok güzel hazmediyorsun gibi duruyor. Çok da olgunsun yaşına göre. Bugünler senin için nasıl geçiyor? Heyecan şu an bastırıyor musun? Yavaş yavaş mı yükseliyor? Bakalım Temmuz sonuna doğru neler olacak? Nasıl hissediyorsun? Şu anda aslında olimpiyat için tabii ki heyecanlanmaya başladım yavaş yavaş. İlk baştan itibaren vardı bu heyecan. Olimpiyatlar gerçekten tüm sporcuların hayali, en büyük organizasyon yüzme ve tüm spor dallarında. Olimpiyatlar inşallah çok güzel geçecek benim için. Bu süreçte de her zaman çok çalışıyoruz. Çok fazla emek veriyoruz. İnşallah bu emeklerimizin karşılığını alacağız.
Peki ben şimdi merak ediyorum. Hani biz normal insanlar, sporcular değil. Bir yeni bir yere gideceğimiz zaman işte hayaller kurarız. İşte nasıl bir yere gideceğiz? İşte hangi otele yerleşeceğiz? İşte oranın manzarası nasıl olacak? Nasıl gezeceğiz? Sen şimdi birincisi nasıl hayaller kuruyorsun? Böyle hayal ediyor musun? Evet işte uçağa bineceğim, gideceğim, ilk gün şöyle geçecek. Hem bu hayallerini sormak istiyorum, hem de orada dünyaca ünlü sporcularla karşılaşacaksın. Şimdi seni tabii ki örnek aldığın isimler var. Gerek yüzmeden olsun, belki idol olarak benimsediğin kişiler var. Onun dışında farklı spor dallarından birçok insanla aynı ortamda bulunacaksın. Birçok kişiyi göreceksin. Belki konuşma fırsatı yakalayacaksın. Bu da ekstra bir heyecana sebep oluyordur diye düşünüyorum Kuzey'cim. Tabii ki gerçekten çok büyük sporcularla beraber orada olacağım. Bu benim için inanılmaz bir tecrübe olacak ve geleceğim için çok büyük bir ilerleme kat edeceğim bu şampiyonada, bu olimpiyat oyunlarında kendim için. Evet, inanılmaz. Yani hocam şimdi bu hem spor anlamında, tabii ki tecrübe anlamında, platform anlamında çok farklı bir deneyim olacak Kuzey için ama yani inanılmaz, her sporcunun hayali dediğimiz yere o kadar yakın ki sayılı günler kala heyecanının daha fazla olması gerekiyor ama inanılmaz bir şekilde kontrol edebiliyor heyecanını Kuzey. Yani şimdi bizim birinci yarışımız hariç, ondan sonra bütün yarışlarımız kontrolümüze geçer. Avrupa gençlerde, Avrupa büyüklerde. İlk yarışımız kritik ama. Bu çok kritik. Olimpiyatlarda o yüzden 800'de başlayacağız. Evet hocam. Yani o dezavantajlı bir mesafede başlayacağız. Çünkü Kuzey 1500'de kendini daha rahat hissettiğini söylemişti. Evet. O anlamda ondan sonra bence orada da kontrolümüzü alacağız. Yani onun şeyini söyleyebilirim şu anda. 1500 metrede daha rahat ediyorum demişti. 800 metrede de son olarak Avrupa şampiyonu olması aslında ikisinde de çok iyi olduğunu göstermiyor mu? Mesela kendisi neden sizce böyle bir cümle kuruyor? Bunu Kuzey'e de soracağım birazdan. Ya Kuzey'in lakabı yorulmayan adam. Yorulmayan adam. Evet. Okay. 800 metre bize kısa geliyor. Çok kısa geliyor. Yani bize açılamıyoruz 800 metrede biz. Öyle mi Kuzey? Yani biraz benzerlik var, evet, öyle kısaca. Hocam peki siz Kuzey'in bu cümlesine ve Aykut Hoca'nın bu kelimelerine ne dersiniz? 1500 metre şimdi biz baktığımız zaman bize daha zor geliyor. Ama ikisi için yorulmayan adamlar diyeyim ben. Onlara 1500 metre. Evet, bazı sporcular kısaldığı zaman daha zor yüzüyorlar. Kuzey için de yani şimdi 400, 800, 1500. En zayıf yarışı 400, sonra 800. En iyi yarışta 1500 olarak devam ediyor. Ama bunu 200 metrede yüzüyor Kuzey. Şimdi Avrupa Gençler'de madalya alan 4x200 metre serbest bayrak takımının da sporcusuydu. Orada 200 metre yüzdü. Ama mesela onu da sıralamaya aslında koyarsak bu sefer 200 metre daha dezavantajlı yarış olur. Yani veya puantaj açısından, sıralama açısından 200 metresi daha yavaş gözükür ama 1500 metresi daha yüksek gözükür. Yani o bazı sporcu nasıl diyelim, ortalama 1 dakikayla 15 tane 100 metre yüzebilir ama 59 saniyeyle 8 tane yüzebilir, 9.'yu çıkarmaz. Yani öyle bir fark oluyor. Yani biyolojik, yani çalışma metodu artı biyoloji, kas yapısı, anatomi dolayısıyla da 1500 metrede avantajlı. Peki hocam şimdi bu 10 kilometre yarışında yarışacak olması konusuna değinelim. Şimdi Kuzey bununla ilgili bir kota mı aldı? Bu yarışta Paris'te yarışacağı bilgisi bize geldi. Bununla ilgili bir açıklama yapmak ister misiniz? Yani şöyle, kota o yarış barajı geçerseniz kota alıyorsunuz. Şimdi aslında 10 kilometre yarışına katılmadı. Evet. Dolayısıyla bir kota değil o. Nasıl aldı peki? Şimdi 800 ve 1500 metrede A baraj geçtiği için bir kaça aşağı yukarı bir 20-25 gün kadar oldu herhalde Aykut Hoca. Evet. 20-25 gün kadar önce bir yazıyla teklif geldi. Yani 10 kilometrede yüzebilir, katılmak ister mi diye. 800 ve 1500 metreyi engellemediği için hem Aykut Hoca katılsın dedi, biz de katılsın dedik. Kuzey'de yüzmek istedi. 10 kilometreye de evet katılabilir dedik. Yani o yani farklı branşlarda oluyor. Siz kota almak için baraj geçmeniz gerekiyor. Şimdi bunu A barajı ki geçiyorsunuz ya da B barajı geçiyorsunuz. B barajından davet gelirse ondan sonra kota almış oluyorsunuz. Diğerleri orada yarış ekliyorsunuz. Peki Aykut Hocam, bu davet herkese gelen bir davet mi? Bu kota alan sporculara gelen davet. Yani kota alamazsanız davet tabii olmuyor.
kota aldığınız için ikinci bir hak veriyor size. İkinci bir yarış daha yüzme hakkı veriyor. Nitekim yine de aradılar şey için, başka bir yarış daha yüzmek ister mi diye. Biz de istemedik. Yani üçüncü yarışını da, dördüncü içinde aradılar tekrar. Onu da istemediniz. İstemedik, evet. Peki hocam, bu 10 kilometre yarışmasının Kuzey'e nasıl bir artısı olacak? Siz bunu neden kabul ettiniz? Vallahi orada da sürpriz bekliyorum. Öyle mi hocam? Zaten siz öyle kolay kolay her şeye evet demezsiniz gibi geliyor Aykut hocam. Deneyimiz yok ama neyi olmasın? Yani orada Open Batı'nın önemlisi çarpışma çok oluyor. Evet. Vurmalar, kalkmalar, darplar çok oluyor. Biz orada dezavantajlıyız. Biraz da zayıfız. Sayıda olarak da küçüğüz. Kalıp olarak. Kalıp evet. olarak. Orada biraz geriden geleceğiz ama son dubadan sonra ne olur bilinmez. Orada artık bize vurmaya yetişemeyecekler diye. Peki Kuzey, senin için de farklı bir tecrübe olacak. Paris'e gideceksin. O farklı bir heyecan olacak. Bir de 10 kilometre yeni bir deneyim. Bununla ilgili düşüncelerin neler? İlk başta Türkiye'de açık suda olimpiyatlara katılan ilk Türk olacağım. Bir de arkadaşım Emir Batur'la beraber ilk Türk olacağız beraber. Ondan sonra da bu Paris'te gerçekten açık suda yarışında her şey olabilir. Çünkü gerçekten çok fazla şey oluyor. Vurma oluyor. Ne artı kol çarpması olabiliyor. Her şey olabilir yani gerçekten. İnşallah başarılı bir şekilde yarışı bitirmek istiyorum orada. İnşallah hiçbir şekilde öyle bir şey olmadan bekliyoruz sizleri bu tarafa sağ salim bir şekilde. Biz burada çok sinirleniyoruz çünkü biliyorsunuz dünyanın neresinde olursa olsun Türk sporculara yapılan herhangi bir hamlede biz burada çok sinirlenebiliyoruz. Bu arada ben bir şey ilave edeyim. Buyurun hocam. 4x200 için teknik heyet, federasyon teknik heyeti Kuzey'in yüzmesini istediler. Ben de Kuzey'e söyledim. Kuzey dedim, bayrak takımda yüzeceksin. Niye dedi? Çünkü şeyimiz de yok. Mesafemiz bize kısa geliyor. Ülkemiz için dedim. Ha, öyle tamam o zaman dedi. Hiç unutmuyorum onu. Ülkemiz için dedim. Tamam dedi. Hiç ikilemedi. İkiletmedi değil mi hocam? Evet. Kuzey tabii ki hem Fenerbahçe forması altında hem tabii ki ay yıldızlı o bayrağın göğsünde olduğu formalarınla tabii ki orada o bayrağın altında daha doğrusu yarışacaksın. Aslında Aykut Hoca'nın bu sözüyle de kendini şimdiden nasıl adadığını bize göstermiş oldun. Öyle değil mi? Evet, inanılmaz bir duygu. İyi de yüzdü. İyi de yüzdü çok bu arada. Çok iyi yüzdü, evet. Yani kendi en iyisini yaptı orada. Ülkemize de madalya gitti. Ya hocam zaten Kuzey inanılmaz bir performansa sahip. Sadece şunu sormak istiyorum. Dünya gençlere gidememişti Kuzey. Orada hırs yaptı mı? Orada bu... tekrardan çünkü böyle sporcularda oluyor. Bu tarz böyle olumsuzluklar bir pozitif etki olarak geri dönüyor. Orada bir hırslanması oldu mu Kuzey'in? Ya bizi çok kamçıladı o. İnanılmaz kamçıladı. Çünkü biz o yarışa iyi hazırlanmıştık. Orada barajı geçip gitmeyi düşünüyorduk. Hakikaten geçtik barajı biz. Ama deadline süresi tartışmalar oldu. Aslında deadline süresini de açmamıştık. 3 gün vardı resmi FINA'nın deadline'ını açmaya. Teknik kadro uygun görmedi. Öyle dedi. Biz de şey yaptık ama içimizi attık. O dakikadan sonra Kuzey kendinde farklı bir his hissettin mi yani? O hırslanmanı hissettin mi? O suda yansıdı mı senin derecene, başarına? Tabii ki yani ben bunu yapmam lazım artık dedim. Yapacağım dedim. Kimsenin artık inisiyatifine kalmaması lazım dedim. Hocam o kadar gerçekten üzülüyorum ki hani bu tarz gençler bu kadar çabalarken, emek verirken hem onların yanında tabii ki muhteşem bir ekip var. Bu gerçekten bireysel bir spor olarak ne kadar gözükse de bu bir ekip işi, takım işi. Gerçekten hani çok üzülüyorum. Yani Kuzey'in şu söylediği sözler bile benim canımı çok yakıyor, kalbimi acıtıyor gerçekten. Umarım bir daha hiçbir sporcu bu şekilde bir olaya, bu şekilde bir konuya muhatap olmak zorunda kalmaz. Orhan Hocam bu konuya eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yani yok. Baykut Hoca zaten burada değindi. Dediğimiz gibi o aslında Uluslararası Federasyon'un son baraj geçme tarihiyle alakalı bir sorun yoktu. O tarihte barajını geçmişti. Evet. Ya orada yani gidilebilir, gidilemez o çok bir aslında sorun da değil. Orada aslında bizim hep İçimizde kalan veya Aykut Hoca'nın da orada hep içinde kalan bir konu. Madalya alma ihtimali yüksekti. Bir de madalya alsaydı tarihte dünya gençlerde madalya alan en genç sporcu olacaktı. O tabii böyle bir tarihsel bir not. Ama ne olacak yani en azından yanında Kuzey yazacaktı, yanında Türkiye yazacaktı ya da Fenerbahçe yazacaktı. Onun olmaması kötü. Dediği gibi teknik heyet şeyi
Ama Aykut Hoca vakti zamanında teknik heyetteyken biz aslında böyle sorunlar hiç yaşamadık. Hı-hı. Yani o zaman Fenerbahçe'yle de aslında böyle çalışma şeyi olarak bir sorunu veya bir bağ yoktu. Ne Fenerbahçe ne başka kulüpler bunu yaşamadı. Ama tabii Aykut Hoca da teknik heyetin başında kalmadı veya kaldırmadılar diyelim. Bakalım belki ileriki dönemlerde bu hatalardan dönülür. Biz de tecrübeli, en azından gerçekten sporcuyu gözeterek düşünen, plan program yapan teknik heyetlerle Türkiye olarak çalışırız. Evet hocam, daha kim bilir kuzeyini enlere imza atacak. O da bir kenarda öyle kalmış olsun. Evet. Son sözleri vereceğim. Size söz sizdeyken vereyim hocam. Tabii. Paris öncesi sizinle son buluşmamız diye düşünüyorum. Evet. Paris sonrasında görüşürüz diye düşünüyorum. Evet. Son olarak ne söylersiniz Paris öncesi? Ya Paris öncesi biz Fenerbahçe Spor Kulübü'nde olup özellikle yüzme branşı bizim branşımız ama tüm branşlarda bizleri Sarı Lacivertli Camiayı ve Türkiye'yi temsil edecek tüm sporculara başarılar diliyorum. Onun sonrasında Türkiye milli takımına başarılar diliyoruz. Burada biz sporculara her zaman mutlu olmalarını, eğlenmelerini, pozitif her şeye bakmalarını istiyoruz. Çünkü 4 sene verdikleri bir emek var. Bununsa sonucunda olimpiyat oyunlarına gidecekler. Orada önemli olan bir tecrübe kazanmak, iki kendi derecelerini geliştirmek, ondan sonra da olursa madalyalara koşmaları. Onun için biz hiç stres yaratmalarını, aşırı bir beklentiye girmelerini hiçbir şekilde söylemiyoruz. Kendilerini dinlesinler. Tabii aslında tüm Fenerbahçe sporcular için geçerli. Evet hocam. Ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına eminiz. Bunun sonucunda da Fenerbahçe'ye güzel başarılar kazandıracaklardır. Hocam diyorsunuz ya tüm Fenerbahçeli sporcular. Evet. Türkiye'den 104 giden sporcu var. 27'si Fenerbahçe'den. %26 oranımız. Tabii. Yani diyebiliriz ki olimpiyatın sönmeyen feneriyiz diyebiliriz gerçekten. Evet. Bu da bizi ayrıca gururlandırıyor. Aynen. Aykut Hocam son olarak siz ne söylersiniz? Valla ben sadece Dünya Kulübü Fenerbahçe'ye dünya rekoru getirdik. Bu kadar. Başka bir şey söylemiyorum. Sonrasında konuşurum diyorsunuz hocam madalyalarla birlikte. Kuzeyciğim. Yani üzerinde baskı oluşmasın kesinlikle. Evet. Senden çok şey bekliyoruz. Ama gerçekten bu senin ne kadar başarılı olduğunu bildiğimiz için biz bunu istiyoruz. Eminim sorumluluğun çok fazla ama başarın, yeteneğin, kabiliyetin, tecrüben de bunun yanında. Bununla doğru orantılı çok fazla. Paris öncesinde en son ne söylemek istersin bizlere? Beni her zaman destekleyen kulübüm Fenerbahçe'ye çok teşekkür ediyorum. Her zaman yanımda oldukları için. Aileme, arkadaşlarıma, Aykut Hocama, Oral Hocama, herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah Paris'te bu başarıları katlayarak devam etmek istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Tabii ki kalbimiz olimpiyatlarda mücadele eden tüm sporcularımızla birlikte atacak. Evet. Başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Evet, yüzme şubemizden sorumlu Sayın Orel Oral, Aykut Çelik hocamız ve altın çocuk Kuzey Tunçelli bugün bizlerle birlikteydi. Olimpiyata doğruyu noktaladık. Hoşçakalın.